Gel şurada bir fotoğraf çekelim. Bir dakika dur. Ne kadar nerede? Güzel olmuş. Bak şu çiçeği al. Tamam tamam sen şöyle tamam. Geç. Dur bir dakika dur. Ha şöyle gel bakayım. Şurada da alalım bir tane gel. Gel bakalım şöyle. Arkayı tamam. Alıyor değil mi? Alıyor alıyor çok güzel. Ay bakayım sana ya. Sakallarını güzel taradın güzel mı? Güzel değil mi? Tamam canım harika olmuşsun. Çok güzel olmuş. Ay Selim Hanım. Ne kadar şık ne kadar güzel olmuşsunuz böyle. Çok teşekkür ederim. Ben de size bayıldım. Şahane görünüyorsunuz. Ünal Bey, ne kadar yakışmış bu renk size. Çok teşekkür ederim ama yani sizin gibi iki tane güzel kadının yanında bana kimse bakmaz. Aşk olsun Ünal'cığım. Çocuklar gelmedi mi daha? Yok, gelmediler. Aa, bir arasak mı acaba? Aa, tabii. Telaşlandınız değil mi? Yani yaşananlardan sonra doğal olarak... Aman canım, aman canım. Telaşlanmaya hiç gerek yok. Gelirler. O günü unutun. O günü unuttum. Bitti o. Geçti o gün. Evet, evet. Ya unutalım. Hatta unutmayalım da bizim tanışmamıza vesile olduğu için böyle güzel bir anı diye hatırlayalım değil evet. mi? Değil mi? Siz çocukları merak edip gelmeseydiniz kim bilir çocuklar bizi ne zaman tanıştıracaktı. Oo, daha çok beklerdiniz. İyi ki beni dinleyip Nevin Hanım'ı aradın. Afiyet olsun. Yavaş kamikaze gibi gidiyorsun. Vallahi yüz üstü düşeceksin o topuklarla. Ne oldu? Çocukların sesi değil mi bu? Ay, yok ben yapamayacağım ya. Bak gerçekten bu kadar adrenalin bana fazla. Her şey mahvolacakmış gibi hissediyorum. Ya anlarlarsa? Vallahi ev hamda üstüne yok. Allah'ını seversen birazcık bak ya. Pozitif düşünmeye çalışamaz mısın? Sence çalışmıyor olabilir miyim? Gerçekten soruyorum sana bu soruyu. Sence ben olumlu düşünmeye çalışmıyor olabilir miyim? Çalışıyorum, deniyorum. Ama sürekli kötü senaryolar geliyor aklıma. Ya her şeyi anlarlarsa? Ha? Ya Serdar'a rezil olursa? Bağırma bana. Aa, bunlar kavga mı ediyor? Vallahi canım. Öyle gibi görünüyor baksana. Ay hayır hayır demeyin. Dünyanın en gerilmeyen adamıyımdır ben. Beni bile germeyi başardın ya. Söylenmeye gel. Kes artık kes. Bağırma yeter. Söylenmiyorum ya. Söylendiğimi nereden çıkartıyorsun? Ben sesli düşünüyorum. Mantık yürütmeye çalışıyorum. Düşünme. Tatlı güzel beynini yorma. Biraz düşünmeyi sal ya. Bırak. Kim düşünecek? Ne yapıyorsun? Sarıl bana şu an sarıl. Sarıl bakayım. Sarılmayacağım. Oyunda kalır mısın? Rolde kalır mısın? Çok rica ederim. Kalamayacağım. Ben sarılıyorum. Sen niye sarılmıyorsun ki acaba yani? İstemiyorum ne çünkü. Ne demek ben bayılıyorum ya sana sarılmaya çünkü lütfen. Bilemeyeceğim onu... artık. Bak trip yapıyormuşsun gibi görünüyor. Aramızın kötü olduğunu düşünmeni istemiyorum. Sarıl bana çabuk. Sarılmayacağım sarıl, istemiyorum. Sarıl ısırır bana. Hayır. Isırır, ya bak ısırır. Anneme söyleyeceğim. Çok ay çok şekerler ya. Benim çocuklar gibi eğleniyorlar. Ha, böyle benle inatlaşırsan, inatlaşırsan işte böyle şeyler yaşa. Benle inatlaşmamı öğreteceğim sana. Öyle mi? Eğiteceksin evet. Yani beni. Göreceğiz bakalım kim kime eğitecek. Düş önüme yürü. Şu halimize bak. Değil mi öyle ferahladık be? Ayaklarım içinde kayıyor. Çorabının içine girdi, çorabının içine. Anne! Gelin. Aa güzelim. Ay hoş geldiniz çocuklar. Çok ya sırılsıklam oldular bunlar ya. Ya abi pembe. Böyle. Çok. Hasta olacaksınız ya. Ama ne güzel eğlendiler hani çocuklar gibi. Bayağı eğlendik. Olsun. Evet. Çok güzel, çok güzel. Seviyoruz ya böyle sulu şeyleri. Tabii tabii. Duş alın mutlaka. Yukarıda güzel. Da bir tur sıcak suya gireriz. Hadi, hadi. Hadi lazım. Seviyoruz suda oynamayı. Üşüyeceksin kızım hadi. 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 Canım benim. Ay çok şey. Çok tatlılar ama şunlar ama. Gir. Eskiciğim müsait misin? Müsaitim. Oturalım canım. Bu arada çok teşekkür ederim. Çiçekler çok güzel. Aa, rica ederim, rica ederim. Beğenmene sevindim. Ezgi'cim, sana çok teşekkür ederim. Oğlumla birlikte düğüne geldiğin için. Ne demek Selim teyze? Asıl ben teşekkür ederim. Bana evinizi açtınız. Aileden biri gibi hissettirdiniz. Ezgi'cim, ben seni gördüğüm anda o kadar sevdim, o kadar sevdim ki... Yani çok kanım kaynadı sana. Zamanla içinin de dışının kadar güzel olduğunu gördüm. Çok teşekkür ederim. Hı. Ben de sizi çok sevdim. Ah kızım. O kadar dua ettim, o kadar dua ettim ki bugünleri görmek için. Şükürler olsun sonunda dualarım kabul oldu. Biliyor musun ben Özgür'ün ilk defa bir kız arkadaşıyla tanışıyorum.
Senin gibi bir kızla birlikte olduğu için de çok mutluyum. İnşallah hiç ayrılmazsınız. Hep mutlu olursunuz. İnşallah. Ben sana küçük bir hediye aldım. Niye zahmet ettiniz? Umarım beğenirsin. Taktıkça da beni hatırlarsın canım. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Şöyle çekelim, tamam. Güzel kızım nazarlardan korusun. Hiç çıkartmayacağım. Teşekkür ederim. Hadi ben seni rahat bırakayım şimdi. Aşağıda görüşürüz, tamam. Tamam, görüşürüz. O da sende kalsın. Teşekkür olmuşuz. Sen de fena sayılmazsın. İşte yanına yakışalım diye elimizden geleni yapıyoruz. Ama bir eksik var. Değil de el ele tutuşarak gitsek daha inandırıcı olur. Senin için de sakıncası yoksa. Yok, olur tabii yani. Madem bir oyuna girdik, hakkını verelim. Bu arada bileklik çok güzelmiş böyle. Nazar boncuğu falan. İhtiyacım var tabii. Annen ne diyorsa? Aa, gerçekten mi? Anneme bak ya, ne ara çıkmış dolmuş. Özgür'ün ilk defa bir kız arkadaşıyla tanışıyorum dedi. Tabii canım, ben öyle herkese tanıştırır mıyım annemi? Sen ikisin doğru. Gerçi beni de oyun için tanıştırdın. Yani ben de ilk sayılmam. Yani öyle tabii de. Çok tatlı bir annem var. Bir de seni sevmeseydi öyle görseydim. Çok sevdi seni. Ben de sevilmeyecek kız değilim. Tabii canım, yani seni carlarken görmediğini düşünürsek.
Ya kendimi tutuyorum ama hakkımı yeme. Farkındayım. Yani çok farkındayım. Bunun için de yani bu sabrın için de çok minnettarım sana. Neyse bugün de atlatalım da. Aynen öyle. Başlasın o zaman. Başlasın. İnşallah Ezgi'miz de en kısa zamanda böyle gelinlikler içinde olur. Yani inşallah, inşallah da yani şimdi gençlerin pek evlenmeye niyeti yok. Biraz baskı yapmak, o bittiye getirmek lazım. Yani diyorum ki, siz dünürlere çok iş düşüyor. Yani. Ezgi dansa kalksalar ya. Hı. Olur. Yani. Ben gidip onları kaldırayım. Ha, hadi. Organizatör. İyi. Doktor Bey, siz ne zaman evleniyorsunuz? Tövbe estağfurullah. Bu da bana taktı. Çifte kumrular. Siz niye dans etmiyorsunuz? Ben ilk senle derim diye düşündüm, beklettim. Ay canım benim, şaka yapacağız. Hadi, hadi kalkın, hadi. Tamam ya, şey yapmayacağız. Gel tatlım, dans edelim. Herkes evlensin istiyor, çok azimli. Ama ya bu azmini Serdar buradayken sergileseydi? Ama yok. Yani bence dans faslını aradan çıkaralım gelmeden. Hı? Mantıklı. İçerisindeyim gerçekten. Dans edebiliyorsun. Niye ben dans edemeyecek kadar beceriksiz mi duruyorum? Hayır yani, beceriksiz demeyelim de... Dans romantik bir eylem ya. Sen ve romantizmi bağdaştıramıyor beni. Dans etmek romantik bir eylem mi sence? Evet, kesinlikle öyle. Çok romantik bir eylem. Sence öyle değil mi? Yani şu anki mecburi durumu saymazsak... Bana göre ön hazırlık gibi bir şey. Bu mu yani? İğrençsin. İğrenç. Diyecek kelime bulamıyorum. İğrenç. Hatta iğrenç değilim, erkeğim. Ya sen ne zannediyorsun ki? Ben anlamıyorum gerçekten yani. Hangi erkek dans ederken ah ne kadar romantik, keşke sabaha kadar sürse der ya. Hepsi bir an evvel bitse de bir sonraki aşamaya geçsek diye düşünür. Sana üzücü bir haberim var. Bence bir tek sen öyle düşünüyorsun. Yani, tabii tabii, bir tek ben böyle düşünüyorum. Senin jinekolog asla böyle düşünmüyor. Niye? O bay doğru çünkü, değil mi? Aynen öyle. Bir şey diyeceğim, senin bay doğru gelemedi hala acaba?
Allah muhafaza başına bir şey gelmesin. Allah korusun Şomazlı. Bir şey diyeceğim, annenler bakıyor. Bırak şimdi afra tafrayı. Beni öldürecekmiş gibi bakma, tamam mı? Hiç kusura bakma. Şu an sana başka türlü bakmam mümkün görünmüyor. Şöyle düşün, yardımcı olabilir. Hani yarından itibaren bu durumdan kurtulacağını. Bak çok güzel. Gerçekten bayıldım bu habere. Allah'ım Allah'ım, ne kadar yakışıyorlar birbirlerine. Çok da iyi anlaşıyorlar benimle. Nevin, Sevim Hanım çok yakında böyle bizim kızı istemeye gelirse sakın şaşırma. İşi aceleye getirmeye başladı. Evet, evet. Biliyor musun? Özgür de Ezgi hakkında aynen öyle düşünüyor. Ben yalanmam. Yalanmazsın sen. Olur muyum? Sağdan geliyorlar. Aman. Kim bu çocuk ya? Konuştuğu bir de bu kadar samimi. Kim bu? Ne bileyim. Gidip tanışalım istersen. Dur bakayım. Dur, dur. Gidelim derken koşalım demedim yani. Tamam tanışalım. Tamam. Tanış da rahatlanırım yani. Evet. Biz de biraz gençlerle takınalım dedik. Niye ki anne yani? Ne demek niye kızım? Ne demek niye? Yani niye derken? Anneciğim mi dedin sen? Evet, evet anne dedi. Çünkü ben Ezgi'nin annesiyim. Siz kimsiniz pardon? Ben... Ne oldu? Ne oldu? Çocuk ne oldu? Neymiş? Kız mıymış? Çocuk boğuluyor. Doktor! Doktor yapma doktor! Suyu doktorum. Ben doktorum. Saniye. Ne oldu? Nefes al. Ne içtim ben? Nefes al ya. Nefes al bakayım. Ha, iyi misin? Ha? İyiyim. İyi. Korkutmuş kızım ya. İyi ama. Ah demek siz de doktorsunuz öyle mi? Ha yoksa siz... Özgür'le aynı hastanede mi çalışıyorsunuz? Soracağım, anlamadığım bir durum var. Özgür'le aynı hastanede mi çalışıyorsunuz dedi annem bana. Dedi değil mi öyle bir şey? O şeyden demiştir. Ezgi senin annenin küçük bir hafıza problemi var değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Evet doğru var. Hatta küçük değil hatta çok büyük bir hafıza problemi var. Hı. O öyle kafasında bazen alakasız şeyleri bağdaştırabiliyor. Benim babam beyin cerrahı biliyorsun değil mi? Anneni istersen bir görsün. Yok görmesin çünkü... Annemin zaten devam eden bir tedavisi var ve bu konunun konuşulmasından çok hoşlanmıyor. Peki. Aklında bulunsun yine de. Ben hatta bir anneme bakayım. Tamam. Ezgi. Nasıl her şey? Evet, çok güzel. Siz tanışıyor musunuz? Evet. Serdar benim çok eski bir arkadaşım. Evet, yani çocukluğumuz birlikte geçti. Yazlıklarımız yan yanaydı. Aynı sokakta büyüdük. Ne günlerdi be. Peki sen abim ve kız... Ezgi! Ezgi! Allah'ım konuyu biliyorsun ya. Vallahi koskoca Özgür Atasoy. Kendimi soktuğum pozisyonlara bak ya. Vallahi işte ne oldum değil ne olacağım tam olarak bu ha. Ben de hiç umuyordum bu kadar dibe vuracağımızı. Resmen yalana karşı kamu spotu gibiyiz. Yani gerçi annemden bahsediyoruz. Niye ben bu kadar şaşırıyorsam yani? Taktı valla. Taktı kesin beni evlendirecek. Annen de kesin o gaza getirdi. Tabii kesin. Kesin benim annemi o gaza getirmiştir. Bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey yapmamız lazım. Çok net orası. Çünkü böyle gitmez yani. Ben annemi tanıyorsam ki tanıyorum. Bu konunun peşini asla bırakmaz yani. Niyeti bozdu. Yani Allah korusun İstanbul'a kadar kalkıp gelebilir yani. Şu an Ebru falan da yok. Tamam mı? Onu tutabilene aşık olsun yani. Sağ ol. İçim çok rahatladı gerçekten. Ne yapacağız peki? Bir şey düşünmemiz lazım.
Baba bize kaç tane? Dört mü? İçmiyor musun? İçtim ben. Ben alırım. Benden. Seviyorum. Ha neyse, şu meseleyi bir an önce halletmeniz lazım. Yoksa giderek böyle acayip bir hal almaya başladı. Hatırlatma ya. Yok ya. Ya bence çok fazla gereksiz ciddiye alıyorsunuz. Ya üç gün sonra anlaşamadık, ayrıldık dersiniz. Olur biter. Ne var bunda? Olur bitmez Deniz. Nasıl olup bitsin? Annemi tanımıyor musun? Kahrından ölür kadın. Evet ya, benimki de ölür biter. Mahvolur yani. Ya bunlar niye tanıştı ki? Ne gerek vardı yani? Hayır, bir de gerçekten çift değilsiniz, rol yapıyorsunuz ya. Sizi bayağı birbirinize uygun, iyi anlaşan bir çift zannediyorlar. Sorun orada. Ya. İşte bir de içlerimizi bir görseler. Gerçek yüzümüzü bir görseler zaten bırak evlenmemizi, yan yana olmamızı bile istemezler. Muhtemelen. Tamam, işte bu. Ne yapacağınızı buldum. Şimdi annelerimiz geliyor dediniz ya. Anneler geldiğinde öyle bir davranacaksınız ki bırakın sizin evlenmenizi istemeyi, evlenmenizden korkar hale gelecekler. Doktor, süper fikir de biz bizdeki bu ani değişimi nasıl açıklayacağız onlara? Birbirinize daha ciddi gözle bakarak. Okey. Tamam ya, çok iyiymiş. Evet ya, oradan evet alır gideriz yani. Nereye alıp gidiyorsun? Ne okey? Ben bir şey anlamadım. Siz anladınız mı? Yok, bende yok. Anlamadım. Çok normal tabii. Yani benim ne demek istediğimi erkekler daha iyi anlarlar. Şimdi Ezgi'cim, erkek dediğimiz canlı bir kadını beğenmeye başladığı zaman böyle daha sahiplenici davranmaya başlar. Nasıl söylesem, belgesellerdeki primatlar, goriller gibi düşün. Böyle bir işte ne bileyim güç gösterimleri, kendini daha büyük göstermeler, böyle itmeler, çekmeler, kaldırmalar, böyle güç gösterimleri, daha kıskanç tavırlar falan gösterir. İlkel yani. Evet. Yani demek istiyorsun ki evlenecek kadın, eğlenecek kadın. Öyle mi? İkisi ayrı mı? Doğru mu anlıyorum ben? Hayatım lütfen ama sen lütfen bir sakin ol. Hep bir agresyon falan yani. Yo ben sakinim. Sakin mi? Sakinsin. Ama öyle gözükmüyor. Bak Denizciğim, ben de erkeklerin kadınları sınıflandırmalarına kesinlikle karşıyım. Ama burada ayrı bir durum var. Sınıflandırma değil, puanlama mesela. Puanlama bence hep var yani. Puanlama hep var. Hatta kadınlarda daha fazla, daha çok puanlıyor. Daha çok puanlıyor. Ay yok. Yok, bence ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Bilmiyorum. Tövbe estağfurullah. Neyse Ezgi'cim, anlatabildim mi yani sonuçta? Çok iyi anlattın Levent. Yani o zaman ben de Özgür'e öyle davranacağım. Özgür'le artık ciddi düşündüğüm için daha sahiplenici, daha kıskanç, daha baskıcı. Güzel güzel, sevdim ben bunu. Süper, anladım. Yani öyle mi oluyor bilemedim ama evet aşağı yukarı aynı. Biz buradan uçar gideriz yani. Üret üretebildiğin kadar yani. Ucu bucağı yok. Hayal gücünün şu an sınırı yok yani. Güzel. Fakat uçalım derken çok da uçmayalım. Neden? Birincisi anneleriniz durumu anlamasınlar. İkincisi kadınların yüreğine inmesin sonra. Yok yok, kontrol altında ya. Kontrollü, minik minik. Herhalde canım, küçük küçük oraları oynayacağız. Biz de. Evet, gidelim. İnşallah elimi yüzüme bulaştırmam. Hazır mısınız? Tamam, sen merak etme. Biz senin yanındayız. Aynen, sakin ol. Ben bir gidip Özgür'ü çağırıp gireyim. Tamam. Hadi. Bak çocuklar da buradalar. Anne, Günal abiciğim. Ha canım. Ezgi. İzle ve gör. Ha güzel ya. Güzel bacım. Nasılsın kızım? İyiyim anneciğim, hoş geldin. Çok güzelsin. Canım, burada bize yer var mı yanınızda? Var tabii senin teyzeciğim. Biz şurayı sizin için ayırdık. Ha, ne güzel, tamam. Özgür nerede? Deniz'de senin teyzeciğim. Tamam canım. Biz buradayız. Cansın, ne güzel görünüyorsun sen böyle. Kızım, sen niye denize girmeden o kadar seversin yüzmeyi? Aa, daha üstünü bile çıkarmamış. Yok anneciğim, iyiyim ben böyle, sağ ol. Allah Allah, iyi hadi ben geçiyorum, hadi. Hayatım, şunu da alır mısın? Ver canım. Benzik'i, iyiyim derken nasıl iyilik bu böyle? Ünal abiciğim, biz biraz konuşalım. Konuşalım ya. Gel. Ne oluyor bu? Ünal abiciğim. Ha söyle. Aramızda kalsın bu an. Bak sakın anneme söyleme. Sakın. Özgür benim burada mayoyla durmama izin vermedi. Ne demek izin vermedi? Nasıl oluyor böyle bir şey ya? Vallahi ben de çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım ama işte mayoyla güneşlenemezsin de denize de giremezsin dedi. Ben de ne yapayım? Mecbur. Ama bak annem sakın duymasın. Çünkü biliyorsun annem duyarsa gerilir şimdi, böyle şeyleri hiç sevmez.
Ama kim sever kızım böyle bir şeyi? Kim sever karışılmayı ya? Bak bak, ben de sinirlendim. Elim ayağım titriyor. Bak bak, çok fena oldum ha. Ay sen sinirlenmeyin Allah abiciğim. Ama olsun, ne olacak yani? Ben de güneşlenmem de, denize de girmem. Böyle burada otururum, ne olacak? Olur mu öyle şey kızım, olur mu? Bak 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 şuna, bak bak. Kendisi Poseidon gibi çıkmış böyle mayoyla denizden, seni kısıtlamaya kalkıyor. Olacak şey değil lan. Ben böyle şeylere gelemem. Ya hiç beklemezdim bu adamdan böyle bir şey ya. Ay çocuk. Ay geldi benim dozer oğlum. Böyle şey olmaz. İnan abi. Ne abi, abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Abi valla su çok iyi. Öyle mi? Biz de birazdan denize girelim o zaman Ezgi ile beraber. Tamam abi, şap girin yani. Ezgi ile. Tamam, girin girin, tamam. Zeynep Hanım. Nal abi biraz gel. Ay yok ayol, sıcaktan o öyle başına vurmuştu. Korktu senden Nal abi. Korkacak tabii, gördün mü? Sana yapıyor yapacağını. Beni görünce hiçbir şey yapamadı. Olsun, biz yine de bu konunun üstünü kapatalım. Çok uzatmayalım. Çünkü sinirlidir de biraz. Yani böyle gerildim mi? Aman gerim gerim. Gerilirse gerilsin, ne yapalım? Ben de geriliyorum. Olmaz öyle şey kızım. Ünal abicim, ya evlenmekten vazgeçerse benimle mesela? Aman kızım, vazgeçerse geçsin. Böyle kısıtlama olur mu ya? En iyisi sen suyun denize gidin. Bana bak, benim yanımda sana bir şey söylemeye kalkarsa vallahi Adonis baklava tezgahına bakmam, dalarım ha. Yürü be Ünal abi. Hadi, hadi suyun da denize girelim ya. Gireceğim Ünal abicim, sen annemi al git, ben geliyorum. Gideceksin ama. Tabii. Mutlaka gideceksin. Bas. Ne oluyor ya, bir gerginlik var ya. Nerede? Burada. Hadi hayatım, denize girelim. Ah hadi girelim canım. Ay soğuk mu olur acaba? Ben soğudum ben. Ay. Ne? Şuraya. Ne? Şimdi... Canım birazcık abartmadın mı acaba? Yok ya. Bence çok kontrollü gittim. Tam ayarındaydı. Şimdi ikinci aşama. Kestim ayağımı çok. Hadi ya. Ay orada. Yiyecek bir şey var mı anne, böyle fındık fıstık? Dur bakayım yavrum sana. Özgür. Sen nereye bakıyorsun öyle? Nereye bakayım aşkım? Nereye bakabilirim şu an? Hiçbir yere bakmıyorum ya. Yok yok. Ben gördüm. Ben gördüm senin nereye baktığını. Sen orada öyle kızlarla işaretleşiyordun. Ne demek istiyordun ha? Böyle böyle yaparak. Siz kabinlerin oraya geçin, ben geliyorum mu demek istiyordun? Yok yavrum, yok yok. Bakmadı, vallahi bakmadı. Ben yanındayım, bakmadı hiçbir yere. Yok Sevim teyzeciğim, ben gördüm. Gözümle gördüm. Senin bu oğlum var ya, karda yürür, izini belli etmez. Öyle bir cins bu. Beni aldatır, hiçbirimizin ruhu duymaz. Aşkım, canım benim, ne biçim lakırdılar bunlar? Neler diyorsun sen böyle? Allah, biraz abartıyorsun sen şu anda ya. Sus, biliyorum ben. Sende o potansiyel var. Zaten madem artık ilişkimizi daha ciddi bir boyuta taşıdık, yani artık ilişkimiz ciddiye ciddiye doğru gidiyor, İstanbul'a dönünce seninle şu iş konusunu bir konuşalım. Ben senin artık geceleri çalışmanı istemiyorum. Hatta ben de sen hiç çalışma. Gece gündüz gözümün önünde dur. Gece gündüz. Çünkü orada çalışılmaz öyle yani. Ne öyle, etrafında sürekli kadınlar, kızlar. Hoş değil. Bir aile yaşantısına aykırı. Ya anne, yani normal mi bu? Medeni bir şey mi? Ya neler söylüyor? Neden öyle? Abartıyor musun? Bir doktora mı seni göster? Ne yapsak? Sen bana karşı mı geliyorsun? Yanlış mı duydum ben? Sen benimle galiba evlenmek istemiyorsun. Ballı böreğim aşkım, ben hiç karşı çıkar mıyım ben sana? Benim öyle bir yapım yok karşı çıkmak falan. Öyle bir biri miyim anne? Sus, tamam. Çok uzadı bu mevzu. Biz bu konuyu sonra mı konuşsak sen, ben? Baş başa şimdi burada yani, tamam. Hoş değil. Tamam, yeter.
Hadi kalk düş önüme, ben denize gireceğim. Sen de orada dikilirsin. Hadi. Anne. Düşme. Anne ya, kelepçe de tak bari yani. Çabuk. Sağa sola bakmadan hadi, önüne bakarak hadi. Anne. Hadi kapa yerde. Geleyim mi? Geleyim ben de. Anne. Yürü. Oğlum. Tamam tamam yeter. Çocuğu muma çevirmiş. Yavrumun başına gelen. Ayrıca sen niye çıplaksın? Üstüne bir şey giy. Ne yapayım, ceket mi giyeyim? Lahana gibi sarınayım mı bu havada, bu ortamda? Olur uygun. Sevim teyze benden nefret ediyor. Ya, bak bunun bedeli ağır olacak ama. Elinden geleni ardına koyma. Kızım düşeceğim. Çalış diyorsun yani, meydan okuyorsun. Hadi bakalım. Öyle. Ay bu arada Ünal abi sana biraz bilinik. Benim Maya'yla durmama izin vermediğini düşünüyor da. Arkanı kolla. Bak şimdi ya, Ünal abiyi de çok sevmiştim, aramızı bozdu. Bu işler sırayla. Yani şu an Sevim teyze de bana pek bayılmıyor. Hadi olsun bakalım. Kazamız mübarek olsun, hadi düşünme. Güzelim kızın içinden manyak çıktı ayol. Vallahi hala şoktayım ha. Bu kız paranoyak falan mı acaba? Vallahi Sevimciğim, ben para ayak falan anlamam ama hiç normal değil o kesin. Hiç böyle değildi bu kız. Demek ki bize oynamış Sevimciğim. Seni etkiledi, iş ciddiye bindi. Oh, garantiledi her şeyi. Sonra da gerçek yüzü ortaya çıktı. Öyle mi diyorsun? Fitnat ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum ki. Ne demek bilmiyorum ki? Senin yüzünden manyak bir kızla evlenmeye teşvik ettim çocuğumu. Hayret bir şey ya. Düşün bir şeyler. Dur bakalım, dur. Orada bir iki lafıyla falan hemen önyargılı olmayalım. Belki o kadar manyak değildir. Hı? Hadi o zaman yanlarına gidip biraz daha gözlemleyelim. Hadi. Ay ayağım uyuşmuş benim. Bekle bekle. Nadine. Doğru timing'i bulmamız lazım. Bir saniye. Geliştim hadi. Geliyorlar, geliyorlar. Hazır mısın? Başla, başla. Giriyorum. Ezgi duymamış olayım ya böyle bir şey. Ya nasıl böyle ağzından çıkanı kulağın duyuyor musun? Benle birlikteyken yani başka erkeklerle görüşmek istemek ne demek? Tabii ki de görüşemezsin başka erkeklerle. Yani hoş mu? Bu söylediğin hoş mu yani? Çüş, çüş. Peki, ben bunu kabul ettim diyelim. O zaman sen de eski sevgilinle görüşmeyi keseceksin. Çünkü haberim var. Ara ara görüşüyorsunuz. Buna bir son ver. Tabii ki de. Yalnız bir şartla. Yani çocuk istemediğini söyledin bana. O konuyu benim için bir daha bir düşüneceksin. Allah çarpacak seni. Allah ne diyor bu ya? Tamam yani düşüneyim. Yani zorlarım kendime en azından. Tabii ikna olmam zor gözüküyor ama... mesela kabul ettim diyelim. Ben onu 9 ay taşıyamam. 9 ay çok uzun bir süre. Ayrıca emziremem de. Ne? Yok Şemel. Çünkü hem 9 ay hem emzirmeye çok kilo alırım. Bir de vücudum deforme olur. Hak veriyorum ama tabii ki deforme olmasını istemeyiz. 5 ay taşır mısın? 5 aylık çocuk yaşar. Ne yapacağız? Artık bakacağız. 3 yeter aslında, kurtarır. İşte boyuta göre karar veririz. Ay ben dur, dayanım. Dur seni. Yetişin. Koş. Gitti. Ezgi. Ay kadın gitti. Ayak gel. Bir şey mi oldu? Çok abarttı. Oralar çok... Çok inandılar. Ya hep senin yüzünden ya. Çocuk çık, 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 çık. Çıkart beni çocuk. Anne. Tamam, tamam. İyice kendine geldi. Biraz daha açalım. Lütfen. Açalım. Hava alsın. Oh. İyi misiniz? Ay iyiyim. Kimsin sen yavrum? Doktorum ben. Estetik doktoruyum. Hmm. Yalnız söylemeden de edemeyeceğim. Burnunuzun ne kadar güzel bir oranı var ya. Adeta altın oranı. Sizin abartmayın demedim. Vallahi annem. Annem iyi misin gerçekten? İyiyim oğlum. Eve götür beni çocuğum, evimize gidelim hadi. Gidelim anneciğim, gidelim. Sevim teyzeciğim, bizi çok korkuttunuz. Sen de beni çok korkuttun. Gördüğüm kadarıyla iyisiniz. Biz de o zaman yavaş yavaş yola koyulalım. Çocukların da yolu uzun. Anladığım kadarıyla çetrefilli. Tamam tamam. Gidin siz de evinize gidin. Hadi gidin. Geç kalmayın diye dedim yani. Ha. Ne oldu? geçmiş olsun efendim. Geçmiş olsun. O zaman ne yapalım? Hemen valizleri toplayıp çıkalım. Hemen kaçalım mı diyorsun? Yani fazlasıyla gerilmedik mi? Evet ama iyi idare ettik bence. Bence de. İyi ekip olduk.
çocuk bayıldı. Ay kızım bayıldı. Kızım. Bir ritüel oldu artık bence. Ezgi, iyi misin? Evet. Annenin yüzüne nasıl bakacağım bilmiyorum vedalaşırken. Kadıncağız kesin manyak olduğumu düşünüyor. Keşke o kadar abartmasaydık. Hele o çocuk meselesi. Kim bilir nasıl hayal kırıklığına uğradı. Evet de işte sen annemi hiç tanımıyorsun ancak bu dozda bir şey. Ona geri adım attırabilirdi. O yüzden hani olması gerekiyordu. İnşallah doğru yaptık. Cemal abi ağrı değil mi? Değil, değil. Teşekkür ederiz. Ne demek? Cemal abim çok iyi bak kendine. Sağ ol, sağ ol. Annem biz gidiyoruz. Oh, güle güle git. Dikkat et. Tamam annem. Konuşuruz telefonda. Tamam tamam merak etme. Her şey için teşekkür ederiz. Güle güle git. Güle güle. Dikkat et. Tamam ki takacağım kemeri falan. Tamam şey yap. Thank you.
Artık sevgilim olmaktan kurtuldunuz Ezgi Hanım. Siz de öyle Özgür Bey. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.